Obezite çağımızın hastalığı. İstatistiklere göre dünyada ilk 5'teyiz. Peki çözüm? Eğer fazla kilolara karşı diyet ve egzersiz yeterli olmuyorsa yardıma tıptaki son gelişmeler koşuyor. İşte o yöntemlerden biri. Hareket kısıtlaman vardı. Oram mı gözüküyor, buram mı çıkıyor, devamlı bir kendini kapama isteği, özgüvensizlik. Fazla kiloları sadece sağlıklarını değil, sosyal hayatlarını da ellerinden almıştı. İki kadın bu gidişe dur demek için harekete geçti, ameliyat masasına yattı. Anneme şey diyordum işte, şuraya gelirim ama bak önceden söyle, ben gittiğimde diyet konusu açılmayacak. Sigaraya bağlı ölümlerin ardından önlenebilir ikinci ölüm nedeni obezite. Gördüğünüz pantolon arkadaki hanımefendilerden yalnızca birine ait ama şu anda ikisi beraber neredeyse içine girebilecek durumdalar. Çünkü tüp mide ameliyatıyla biri 40, biri 56 kilo verdi. İşte size cesaretin azmin öyküsü. Benim en sevdiğim pantolondu şişmanken. Bayağı böyle dapdar giyerdim. Bugün daha mutluyum. Bugün daha rahatım. Bugün daha hareketliyim. Bugün daha özgüvenliyim. Yıllarca hayal ettiğim, giyemediğim şeyleri giyebiliyorum. Bir saat süren tüp mide ameliyatının ardından yaşamlarına geri döndüler. Bir yıl içinde de fazla kilolarından tamamen kurtuldular. Elizabeth Yahya oğlunun bir sözüyle motive oldu. Gözde Giray ise kendini bildi bileli fazla kilolarıyla boğuşuyordu. Başlangıç noktası fark etmeksizin şimdi ikisi de oldukça formda görünüyor. Bir davete davetliydik. Dedik ki anne sen gelirsen ben gelmiyorum. Dolayısıyla dedim ki zamanı gelmiştir. Bana iş olarak da geri döndü. Şu an ameliyat olduğum yerde asistan olarak çalışıyorum. Birçok insana işte sürecimi anlatıyorum. Formda kalmak için ameliyattan sonra yapılması gerekenler de var. İşte haftada 3 pilates yapıyorum, muhakkak haftada 4-5 yürüyorum. Bir gün yiyorsam 2 gün yemiyorum. Hayat tarzı yapıyorum bunu. Yani ihtiyacımızdan fazla kalorili bir ortamda yaşıyoruz. Bundan 3-5 bin yıl evvel işte bir tane av bulup onu yiyip 10 gün aç gezerken insanoğlu, şimdi günde 3 öğün, ara öğünler, gece akşam televizyon karşısında atıştırmalar falan.